Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda 11. sınıf trigonometri teoremler konusunda soru çözümü yapacağız. Kosinüs, sinüs ve üçgen alanla ilgili sorular çözeceğim. Şimdi kanalda bununla ilgili eski videolar mevcut. Onları da bulup izleyebilirsiniz. 11. sınıf oynatma listesi ve trigonometri oynatma listesinden bulup izleyebilirsiniz. Şimdi biz kosinüs teoremiyle başlayalım. Arkadaşlar kosinüs teoreminin formülünü hatırlayalım. Kosinüs teoremini. Şimdi önce şu ikinci şekli yapalım bakın. Yani kosinüs teoremini mümkünse şöyle ifade edin. Şu açıya göre konuşacağız arkadaşlar. Alfa açısına göre konuşacağız. Alfanın karşısında kim var? X var. Alfanın kolları da ne? Alfa açısının kolları Z ve Y. Şimdi bakın karşı tarafın karesini alıyorsunuz. X kare. Kolların kareleri toplamı diyorsunuz. Eşittir. Y kare artı Z kare. İki tane kolların çarpımı diyorsunuz. Çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? Kosinüs alfa diyeceğiz. Tekrar. Karşı tarafın karesi. Eşittir. Kolların kareleri toplamı. Eksi iki tane kolların çarpımı. Çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Şimdi mesela ABC üçgeninde A açısına göre kosinüs yazarsak şöyle yazı bakın. Karşı tarafın karesi A kare eşittir. Kolların kareleri toplamı B kare artı C kare. Eksi iki tane kolların çarpımı. çarpını ne arkadaşlar? Kosinüs A diyeceğiz. Şimdi B açısına göre kosinüs yazarsak açının karşısına bak bu sefer B kenar var. B kare. A kare artı C kare diyeceksiniz. Açının kolları. Eksi iki tane A'cı çarpını çarpı ne arkadaşlar? Kosinüs B diyeceğiz ve C açısına göre kosinüs yazalım. Karşı tarafta bu sefer C kare. C'nin karesi. Kollar A ve B. Onların kareleri toplamı. iki tane onların çarpımı. Çarpı kosinüs ne diyeceğiz arkadaşlar? C edeceğiz. Ayrıca bunun ispatını da bir önceki videoda yapmıştım. Oradan kosinüs teoreminin formülü niye böyle? Bulup izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kosinüs teoreminde genel olarak karşımıza iki tane soru tipi çıkacak. Bakın şu birinci soru. İki kenar ve genelde aradaki açıyı verecekler. Bir açı biliyorsanız diğer kenarı bulabilirsiniz. Tekrar iki kenar ve aradaki açıyı biliyorsanız diğer kenarı bulabilirsiniz. Ayrıca burada geometri bilgisi yardımıyla da bulabiliriz normalde ama ben geometriyle çözmeyeceğim. Dik üçgen konusuyla çözmeyeceğim. Normal kosinüs teoremi yapacağım. Şimdi 60'a göre konuşuyoruz. Bakın 60 derecenin karşısında ne var arkadaşlar? X'in X karesi diyorsunuz. Eşittir. Kolların kareleri toplamı 6 ve 7'nin karesi. 2 çarpı kollar 6 ve 7 diyorsunuz. Çarpı kosinüs 60. Kosinüsün değerlerini bilmeyenler için hatırladım. Kosinüs 30 derece arkadaşlar kök 3 bölü 2. Kosinüs 45 derecede kök 2 bölü 2. Kosinüs 60 derecede arkadaşlar 1 bölü 2. Bütünlerini yazarsak bunların eksileri olacak arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar 36 artı 49. 2 çarpı 6 çarpı 7. Burayı çarpmayın arkadaşlar. Bu kosinüs 60 yerine 1 bölü 2 yazdığınızda muhtemelen buradan sadeleştirme gelir. Sonra çarparsınız. Sonra x'in karesi bakın. 36 artı 49. 6 kere 7. Oradan ne gelecek arkadaşlar? 42 gelecek. 49'dan 42 çıkardık. 7. 36 eklediniz. Karesi 43. Kendisi ne arkadaşlar? X eşit ne Kök 43 diyeceksiniz. Üçüncü soru tipi de arkadaşlar bakın. Kosinüs teoremindeki birinci soru tipi. iki kenar ve arada biliyorsanız diğer kenarı bulabilirsiniz. Üçüncü soru tipi de bu arkadaşlar. Eğer üç kenar uzunluğunu biliyorsanız herhangi bir açının kosinüsünü bulabilirsiniz. Şimdi Tabi kosinüs teoremi ne zaman yapacağız arkadaşlar? Dik üçgen değilse zaten dik üçgense niye kosinüs yapalım? Komşu ve hipotenüs deyip buluruz. Şimdi alfa açısına göre bakın kosinüs kosinüs alfa'yı soruyoruz arkadaşlar. Burada neyi sorduğumuzu yazmamışız. Kosinüs alfa arıyoruz. Şimdi alfa açısının kosinüsünü bulalım. Bakın karşı tarafın karesi 2'nin karesi diyorsunuz. Eşittir kolların kareleri toplamı 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 2 tane kolların çarpımı diyorsunuz. Çarpı kosinüs alfa arkadaşlar. Bunu düzenleyeceğiz. Burası 4 diyeceğiz. Burası 9, burası 16. Burayı çarparsak bakın 4 kere 3 24. 4 kere 3 12. 2 ile çarptık 24. 24 çarpı kosinüs alfa. Şimdi burası bakın ne yapacak? 25 karşıya atarsanız eksi 21 kalacak. Burada da eksi 24 çarpı kosinüs alfa var. Her tarafı neye böleceğiz? Eksi 24'e böleceğiz. Kosinüs alfa neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? 21 bölü 24. Bunu da sadeleştirseniz ne diyeceksiniz? 7 bölü ne diyeceksiniz? 8 diyeceksiniz. Şimdi kosinüs teoremi olan arkadaşlar bir tane kosinüsle yani bir tane kosinüs yaparak çözeceğiniz soru var mı? Tabii ki var ama genelde size iki tane yaptırırlar arkadaşlar. Yani birinci yaparsınız. O bulduğunuz açıyı ikinci de kullanırsınız. Mesela bakın örnek soru 3. Şimdi bize x için arkadaşlar malum kosinüs teoremi üçgende yazılır. x için bize şu açının kosinüsü lazım arkadaşlar bakın. Bizim x'i bulabilmemiz için büyük üçgende neyi bulmamız lazım? Kos alfayı bulmamız lazım. Kos alfayı bulacağız. Büyük üçgende kullanacağız. Bakın Peki cos alfayı nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu küçük üçgen, şu taradığım küçük üçgende cos alfayı bulacağız. Büyük üçgende kullanacağız. Şimdi küçük üçgende cos alfayı yazıyorum. Karşı tarafın karesi 4'ün karesi diyorsunuz. Kolların kareleri 2'nin karesi 3'ün karesi. 2 tane kolların çarpımı. Çarp cos ne diyeceğiz arkadaşlar? Alfa. Şimdi burası bakın ne yapacak? 16. Burası 4, burası 9. Burası 12 cos alfa yapacak. 16'nın yanına bakın 9, 4 ile 13 karşıya attınız. Burada 3 kalacak. Eksi 12 tane kosinüs alfa. Her tarafı eksi 12'ye bölerseniz kosinüs alfayı ne bulacaksınız? Eksi 1 bölü 4 bulacağız arkadaşlar. Şimdi bu kosinüs alfa eksi 1 bölü 4'ü büyük üçgende kullanacağız arkadaşlar. Büyük üçgende kosinüs yazıyoruz. Bakın bir kenar 7 bir, yer, bir kenar ne oldu arkadaşlar? 6. Büyük üçgende kosinüs yazıyoruz. X'in karesi. Kolların kareleri toplamı. 7'nin karesi 6'nın karesi. 2 tane kolların çarpımı. Aradaki açının kosinüsü. Kosinüs alfa diyeceğiz. Büyük açı. A açısına göre kosinüs. Şimdi x'in karesi diyorsunuz. Bakın 49 artı 36. 2 çarpı 6 çarpı 7. Çarpı kosinüs alfa ne bulmuştuk? Eksi 1 bölü 4 bulmuştuk. 2'ye böldük. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Bir daha daha 2'ye böldük. Burada ne kaldı arkadaşlar? 3. Şimdi buradan x kare. Bakın burası 49 artı 36 diyeceğiz. Burası 3 kere 7 21. Şurada da eksi var. Burada da eksi var. Artı 21 diyeceğiz arkadaşlar. 49 36 daha ne yapacak? 85 21 daha 106. Karesi 106 kendisini ne diyeceğiz arkadaşlar? Kök 106 ne diyeceğiz. Yine aynı mantık arkadaşlar. Bakın x açısı için yani şuranın da kosinüsünü bulabilirsiniz. Ya da şuranın kosinüsünü bulabilirsiniz. Bakın şu küçük üçgende kosinüs teoremi yapacağız. Bunu büyükte kullanacağız arkadaşlar. Tekrar şu küçük üçgende kos alfayı bulup bunu büyük üçgende kullanacağız. Yine bakın o küçük üçgende kosinüs teoremini yazıyorum. 3'ün karesi. Kollar 4 ve 2 arkadaşlar. 4'ün karesi 2'nin karesi diyorsunuz iki tane kolların çarpımı 4 2 diyorsunuz çarpı kosinüs alfa. Burası 9. 16 4 daha burası 20. Burası da bakın 16 tane kosinüs alfa yapacak. Buradan kosinüs alfa karşıya attık arkadaşlar. Eksi 11 geldi. Eşittir. Eksi 16 tane kosinüs alfa. Kosinüs alfa buradan ne gelecek? 11 bölü 16 gelecek. Kosinüs alfa 11 bölü 16. 9. Burası ne yaptı? 20 yaptı. Karşıya attık. Eksi 11. Tamam. Burada eksi 16 yız. Şimdi bunu büyük üçgende kullanacağız arkadaşlar. Büyük üçgende bakın kolun biri 7. Diğer kol 4. Şimdi yine alfa açısına göre yazıyoruz. Büyük üçgende x'in karesi. 7'nin karesi artı 4'ün karesi. 2 çarpı 4 çarpı 7 diyeceğiz. Çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Şimdi buradan x'in karesi 49 artı 16 diyeceğiz. 2, 4, 7. Çarpı kosinüs alfa 11 bölü kaç diyeceğiz? 16 diyeceğiz. 2 kere 4 8. Buradaki 8 sade destek ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi sağ tarafı toparlayalım. 49 16 65. Burası bakın ne gelecek arkadaşlar? 77 bölüm 2. Buradan x kare eşittir. Sağ taraf işleme devam ediyoruz. 130'dan 70 çıkarsak 60 7 daha çıkarsak 53. 53 bölü 2. Şurada payda arkadaşlar. 2 ile çarptığımız 130. 130'da ne çıkardık? 77 çıkardık. Önce 70 çıkardım. 60 dedim. 7 daha çıkardım. 53. X eşittir arkadaşlar. Kök içinde 53 bölü ne diyeceksiniz? diyeceksiniz? Şimdi ABC'de kirişler dörtgeni. Arkadaşlar kirişler dörtgeni 11. sınıf çember konusunda göreceğiz. Kirişler dörtgeninde bilmeniz gereken kural şu. Arkadaşlar karşılıklı açılar kirişler dörtgeninde bütünlerdir. Yani burası A açısı alfa ise onun karşısındaki açı 180 eksi alfadır. Karşılıklı açılar neymiş? Bütünlermiş. Aynı şey B ve D için de geçerli. Şimdi kosinüs BAD'yi soruyor arkadaşlar. Kosinüs alfa yarıyoruz. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Kosinüs teoremi için bize ne lazım? Üçgen lazım. Şöyle bir üçgen oluşturduk. Bu da açıyı bölmüyorsunuz bakın. Yani bir yukarıda üçgen elde ettik, bir de aşağıda üçgen elde ettik. Buraya da x diyelim arkadaşlar çektiğimiz kırmızı çizgiye. Şimdi hem yukarıda hem de aşağıda kosinüs teoremini yazıyorum. Yukarıda yazıyorum bakın. x'in karesi 5'in karesi artı 7'nin karesi. 2 çarpı 5 çarpı 7. Çarpı kosinüs ne diyeceğiz arkadaşlar? Alfa. Şimdi aşağıda kosinüs teoremini yazıyorum. X'in karesi. Bu sefer kollar bakın 3 ve 4. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 2, 3, 4 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? Kosinüs alfa. Kosinüs ne diyeceğiz? 180 eksi alfa diyeceğiz. Şimdi kosinüs 180 eksi alfayı dar açı yapalım. Bu ikinci bölgede işaretini eksi. Bu ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi kosinüs alfa diyeceğiz. Şu kosinüs 180 eksi alfa bakın neye eşit? Eksi kosinüs alfa eşit. Bunun ikisi de x kare eşit olduğu için arkadaşlar biz bunları birbirine eşit diyebiliriz. Bakın her ikisi de x kare eşit. Yukarıdakini aşağıdakini eşit diyeceğiz. Bakın yukarıdaki ifade 25 artı 49. Burayı çarpalım artık. 72 e, 7 kere 5 35. 2 ile çarptık. 70 çarpı kosinüs alfa. Eşittir aşağıdaki ifade. 9 artı 16 eksi. Bakın burası arkadaşlar eksi kos alfaydı. E burada da bir eksi var. O zaman burası artı olacak. 4 kere 3 12. 2 ile çarptınız. 24 kos alfa. Şimdi buraya atarsak 94 kosinüs alfa. Burası ne yapacak? 54, 74. Hatta şu 9, 16, 25 yapacak arkadaşlar. Bunlar direkt götürebiliriz. Gerek kalmadı. Bakın burada ne kaldı arkadaşlar? 49. O zaman kosinüs alfayı bulduk. Kosinüs alfa ne işte arkadaşlar? 9 bölü ne diyeceğiz? 94 diyeceğiz. Devam edelim. A B, C üçgenin kenarları arasında şöyle bir bağıntı vermiş. Bakın A kare eşittir. Işte, B kare artı C kare artı B C. Şurada küçük bir A B, C üçgeni çizelim arkadaşlar. A, B, C. Burası A kenarı, burası B kenarı, burası C kenarı. Şimdi bu ifadeye bakarsanız arkadaşlar. A'ya göre kosinüs Teoremi'ni biraz andırıyor ama tam olarak öyle değil. Şimdi biz, bize de zaten bakın B, A, soruyor. Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? Alfa açısını soruyor. Benim alfa dediğim yeri soruyor. Şimdi biz kosinüs teoremini de yazalım. Tam olarak yazalım. B kare artı C kare. Eksi iki tane B, A'ya göre kosinüs yazıyoruz arkadaşlar. Çarpı kosinüs A diyeceğiz. Bakın her ikisi de A kare eşit olduğu için ben bunları ne yapabilirim? Birbirine eşitleyebilirim. Yukarıdaki A kare yani B kare artı C kare artı B, aşağıdaki A kare eşitliyorum. Yani B kare artı C kare eksi bc çarpı kosinüs A diyorum. B kare C kareler birbirini götürdü arkadaşlar. Bakın burada ne kaldı? BC kaldı. Yan tarafta ne kaldı? Eksi 2 BC çarpı kosinüs A. Şimdi buradan arkadaşlar kosinüs A ne olacak? BC'ler de gidecek. Eksi 1 bölü 2 gelecek. Şimdi yukarıda yazdık arkadaşlar. Kosinüs 60 derece ne eşitti? 1 bölü 2 eşitti. Bütünleri neydi? Negatifti. Dolayısıyla burada alfa açısı yani A açısı kaç derece arkadaşlar? 60 derecenin bütünleri 120 diyeceksiniz. Ya benzer soru bakın. Bu da B'ye göre kosinüs teoremine benziyor. Bakın dikkatli bakarsanız. A, B, C diyeceğiz. Burası B, burası A, burası C. Şimdi B'ye göre kosinüs yazarsak şöyle bir şey olacak. Bakın B kare eşittir. A kare artı C kare. Eksi iki tane kollar A, çarpı kosinüs B diyeceğiz arkadaşlar. Bize zaten bakın B açısını soruyor. Her ikisi de B kare olduğu için yine bunları birbirine eşitliyorum arkadaşlar. Yukarıdaki A kare C kare eksi kök 3 AC'yi. Aşağıdaki A kare C kare eksi 2 AC çarpı kosinüs B'ye eşitledim. A kare C kareler birbirini götürdü. Yine bakın sol tarafta eksi kök 3 ac kaldı. Sağ tarafta eksi 2 ac çarpı kosinüs b kaldı. ac'ler de gitti. Eksi 2'ye bölerseniz kosinüs ne bulacaksınız arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Bu da hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2 idi? 30. b eşittir kaç çiz arkadaşlar? 30 derece diyoruz. Devam edelim. Şimdi abc bakın eşkenar dörtgen demişiz. Orayı 2'yi vermişiz. Bize 8 yazmış. O zaman <laughs> bir kenar 8. Buraya da 8 yazdık. EF'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın burası U kuralından arkadaşlar eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar paraleldir. Eşittir. Yukarısı 120 derece ise burası kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Şimdi kosinüs teoremi elde etmek için bize ne lazım? Üçgen lazım. Şöyle paralel çektim arkadaşlar. Burası ne oldu? 8. Yöndeş açıdan burası ne oldu? 60 derece. AE parçası 2 ise şu oluşturduğum parça 2. Hepsi 8 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 2 burada, 2 burada. Buraya ne kaldı? 4. İşte size üçgen aradaki açıyı biliyorsunuz. Kolları biliyorsunuz, karşı tarafı bulabilirsiniz. Hemen kosinüsü yazıyoruz o taradığımız üçgende. X'in karesi, 8'in karesi, 4'ün karesi. 2, 4, 8 çarpı ne Kosinüs aradaki açı yani 60. Buradan x kare eşittir arkadaşlar, 64 artı 16. 2, 4, 8 kosinüs 60'da ne eşit arkadaşlar? 1 bölü 2. Bunlar götürür. 32, 64'ten 32 çıkaracağız, 32 kalacak. 16 da burada var. X kare ne eşit arkadaşlar? 48. X'ine kök 48. 48 dene 16 çarpı 3. Dışarıya nasıl çıkaracağız arkadaşlar? 4 kök 3 diye çıkaracağız. Bir küp sorusu görürseniz arkadaşlar trigonometri kitabında yani trigonometri konusunda muhtemelen kosinüs teoremi yapacaksınız. Ya da daha kolay bir sorudur. Şimdi bakın K noktası küpün AB kenar orta noktası kosinüs KFC sormuşuz. Bakın şu yukarıdaki KFC sormuşuz. KFC'yi. Şimdi arkadaşlar küpün bir kenar orta noktası buralara küpün bir kenar 2 seçtim. Buraya 2 yazdınız. Zaten bakın burada dik üçgen var. 45, 45, 90 üçgeni. Burası 2 kökü olacak. Şimdi şu parça bakın arkadaşlar 2. Bu parça da 1. Burada pisagor yaparsak burası ne olacak? Kök 5. Şimdi bu, o üçgeni dışarıya çıkartıyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir üçgen yapıyorum. Bakın. Bize zaten şu açıyı soruyor. Burası K, F, C. Açısını soruyor. Alfayı soruyor. Bakın kolları bulduk arkadaşlar. Bu kol 2 kök 2. Şu kol kök 5. Şimdi dikkatli bakarsanız bakın şu şu tabağın düzlemindeki üçgende Pisagor yaparsanız yine burası da ne gelecek arkadaşlar? Kök 5. Şimdi dikkatli bakın. Ne geldi? Ne geldi? Dik üçgen geldi arkadaşlar. Dik üçgen gelmedi. İkiz üçgen geldi arkadaşlar. İkiz üçgen. Eğer ikiz üçgen gelirseniz kosinüs teoremi yapmanıza gerek yok. Eğer taban açısını sorarsa. Yapsanız çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Mesela bu kalem rengi. İkiz üçgen gelirse arkadaşlar kosinüs teoremi yapmanıza gerekiyor. Şuradan dik atıyorsunuz. Malum ikiz kenar olduğu için ne olacak? Eşit paylaşacak. Burası ne olacak? Kök 2 olacak. Burası da kök 2 olacak. Şu üçgende zaten kosinüs alfayı bulabilirsiniz. Hiç teoreme gerek yok. Kosinüs alfa komşu kök 2 hipotenüs ne olacak? Kök 5 arkadaşlar. Kosinüs teoremi yapsanız yine aynı sonuca ulaşırsınız ayrıca. Ama ikizkenar kenar üçgenin taban açısını sorarsa hemen dikiniyorsunuz. Kosinüs yapmanıza gerek yok. Şimdi bakın x için arkadaşlar bize ne lazım? Bize bize şu açının kosinüsü lazım. Bu açının kosinüsü de yan tarafta zaten bakın dik üçgen var. Gidip burada kosinüs teoremi sakın yapmayın. Zaten bu dik üçgen. Hemen buradan kosinüs alfayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Soldaki üçgenden kosinüs alfa neye eşit? 3 bölü 5'e eşit. Bunu şu sağdaki kırmızı üçgende kullanacağız arkadaşlar. X'in karesi diyeceksiniz. Kolların karesi. Onun karesi artı 7'nin karesi. 2 tane 10 çarpı 7 diyeceğiz. Çarpı kosinüs alfa. 3 bölü kaç diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Şimdi 5. 5'i sadeleştir. Burada 2 kaldı. X kare. Burası 100 artı 49. x şurayı çarpalım. 7 kere 3 21. 2 ile çarptım. 42. 2 ile çarptım. 84. Şimdi 100'den 84 çıkarsak 16 kalacak. 49'a eklersek x'in karesi 65 olacak. Kendisine olacak arkadaşlar? Kök 65. Yine bakın bir küp sorusu. Küp sorusu. Kosinüs ATC soruyor arkadaşlar. Şu açıyı arıyoruz. Bakın şu açının kosinüs alfa'yı arıyoruz. Şimdi yine arkadaşlar o ATC üçgeni şöyle dışarıya çıkarıyorsunuz arkadaşlar. ATC üçgeni şu tabanı biz kendimiz çiziyoruz bakın. Bu üçgeni dışarıya çıkardım. Burası A, burası T, burası C. Biz şu alfa yarıyoruz. Ama şimdi arkadaşlar bu ATC'nin bütün kenarlarını bulmak. Şimdi nasıl bulacağız? Bakın şurada küpün bir kenarını yine 1, 1, 2 seçtim. Burası orta nokta olduğu için 1, burası 2. Küpün bir kenarı 2 oldu arkadaşlar. Bunu keyif isterseniz 4'te seçebilirsiniz. Mesela şurayı rahatlıkla buluruz arkadaşlar. İkiz dik üçgen var. AC 2 kök 2 arkadaşlar. Şimdi bakın şurada da yine dik üçgen var. Burada Pisagor yaparsak 4 1 daha şurası ne arkadaşlar? Kök 5. AT kök 5. Arkadaşlar burada bir tek şu TC için şöyle bir şey yapmamız lazım. Bakın şuradan şu karşıya atıyorum. Şimdi burası 1 2 olduğu için şu attığım parça ne? Kök 5. Bakın şu dik üçgenden de TC'yi bulacağız. Burası kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4. Burası kök 9 yapacak. Yani burası kaç? 3. Bakın ikizkenar üçgen gelmedi. ikizkenar üçgen gelmedi sizin arkadaşlar. Kosinüs teoremini yazıyorsunuz. İki kökünün karesi 8. Kök 5'in karesi 5. 3'ün karesi 9. İki tane kollar. Kök 5 çarpı 3. Çarpı ne edeceğiz? Kosinüs alfa. Burası 14. At karşıya eksi 6. Burası ne yapacak? Eksi 6 çarpı kök 5 çarpı kosinüs alfa. Tekrar burası 14 yaptı. Karşıya attım. Eksi 6 burayı da düzenledim. Eksi 6 çarpı kök 5 geldi. Eksi 6'lar götürecek. Kosinüs alfa ne eşitleyeceğiz? 1 bölü neye eşitleyeceğiz? Kök 5 eşitleyeceğiz. Yine ABC'nin kenarları arasında diye bir soru var. Bakın. Şimdi burada küp açılımını bileceğiz arkadaşlar. Şuradan küp açılımını açarsak. Küp açılımı. A küp eksi B küp şu arkadaşlar. A eksi B çarpı. A kare artı A B artı B kare. Küp açılımını açtık. İki küp farkı. Yan tarafı C kare parantezine alırsanız A eksi B gelecek. A eksi B ile vedalaştık. Bakın C kare ne eşit oldu arkadaşlar? A kare artı B kare artı A B. Bu yine ABC üçgenini çizip kenarları yazarsak. A, B, C yazdık. Burası B, burası A, burası C kenarı. Bu sefer C'ye göre kosinüs teoremine benziyor. Bakın biz C'ye göre kosinüs teoremini tam olarak yazarsak şöyle olacak. Bakın A kare, B kare, eksi 2 AB çarpı kosinüs ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Bana soruda bakın B, C, A. Biz C açısını arıyoruz arkadaşlar. İkisi de C kare olduğu için bunları birbirine ne yapabiliriz? Yine eşitleyebiliriz. Eşitliyorum. Yukarıdaki A kare artı B kare artı AB'yi aşağıdaki C kareye eşitliyorum. Yani A kare artı B kare eksi 2 AB çarpı kosinüs c eşitledim. Bunlarla vedalaştım. AB'ler de neyse bir satır daha yazayım. AB eksi 2AB çarpı kosinüs c. AB'ler gitti. Kosinüs c arkadaşlar eksi 1 bölü 2 ne kaldı? 2 kaldı. Eksi 1 bölü 2 kaldı. Şimdi hangi açının kosinüsü 1 bölü 2 idi? 60. Eksi 1 bölü 2 olursa ne diyeceğiz? 120 derece diyeceğiz arkadaşlar. 120 derece. Bütünler açılarda <laughs> sinüs aynısı. Diğerleri eksilisi kosinüs. Bütünler açılarda ters işaretledir. Yani biri 1 bölü 2 ise diğeri eksi 1 bölü 2'dir. 60 kosinüs 60 1 bölü 2 kosinüs c eksi 1 bölü 2 olduğu için c açısı 120 derece. Biz a b'ye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz a B için hangi açının kosinüsü lazım? Bakın şu açının kosinüsü lazım. Zaten bu ne? 3 4 5 üçgeni. Şimdi kosinüs alfa bakın bu üçgende gidip kosinüs yazmayın sakın. O dik üçgen. Kosinüs alfa neye eşit arkadaşlar? Komşu hipotenüs 4 bölü 5. Şimdi bunu büyük üçgende kullanacağız arkadaşlar. Büyük üçgende bakın bir kenar 15 bir kenar ne? 8. Büyük üçgende yazıyoruz x'in karesi diyorsunuz. Kollar 15'in karesi artı 8'in karesi diyorsunuz. 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs alfa. Yani ne diyeceğiz? 4 bölü kaç diyeceğiz? 5 diyeceğiz. 5 böldük. Burada ne kaldı arkadaşlar? 3. x kare 225 diyeceğiz. Artı 64 diyeceğiz. Eksi 16 çarpı 3 48. 48 2 ile çarp 96. 192 arkadaşlar. 192. 225'ten 192 çıkartırsak. Buradan 8 var. 33. 33. 64, 33 daha 97. X seçtiğiniz arkadaşlar kök 97. Devam ediyoruz. Yine bakın kosinüs KNM ediyor arkadaşlar. Kosinüs KNM ediyor. Yani bize şu açının kosinüs soruyor. Kosinüs alfa yarıyoruz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce şu çizgi çekip çizgi çekip şu x dediğimiz kenarı bulacağız bakın. Onu nasıl bulacağız? Şu aşağıdaki üçgende kosinüs yapıp orayı bulabiliriz. x'in karesi eşittir 6'nın karesi 8'in karesi Eksi 2 çarpı kollar. 6 çarpı 8 çarpı kosinüs 60. Bu da ne yapacak? Bakın x'in karesi 36 artı 64. Eksi 2 6 8. Kosinüs 60 da ne arkadaşlar? 1 bölü 2. Bunlar gitti. 6 kere 8 48. 64'ten 48 çıkarsak 16. 36 da x'in karesi 52 arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Şimdi şimdi şu üçgende kosinüs yazarsak kosinüs alfayı bulabiliriz arkadaşlar. Bakın bu üçgende taradım. turuncu üçgende yazıyoruz. x'in karesi diyoruz kollar. 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 tane kolların çarpımı. 6 çarpı 2. Çarpı, ko çarpı kosinüs ne diyeceğiz arkadaşlar? Kosinüs alfa diyeceğiz. Zaten i̇şte x kareye bakın ne bulmuştuk? 52 bulmuştuk. Sol tarafı 52 yazıyorum. Burası da 36 artı 4. Eksi 24 çarpı kosinüs alfa oldu arkadaşlar. Burası ne yaptı? 40. Karşı yattığınız 12. Eksi 24 tane kosinüs alfa. Her tarafı bölerseniz kosinüs alfa ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 zaten kosinüs alfa'yı soruyor. Hatta bu bilinlik bir açı. Kaç derece izleyiz? 120 derece diyeceğiz Ama biz kosinüs alfa'yı bulduk. Kosinüs alfa'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar geldik sinüs teoremine. Sinüs teoreminde de arkadaşlar yani aklımıza ne zaman gelecek sinüs teoremi? Açı kenar birbirine bakıyorsa bakın burası A, burası B, burası C kenar dedik. Kenar bölü açının sinüsü diyorsunuz arkadaşlar. A bölü sin A. Kenar bölü açının sinüsü diyorsunuz. B bölü sin B. Kenar bölü açının sinüsü diyorsunuz. C bölü sin C eşittir 2 r diyeceğiz arkadaşlar. 2 r ne? Bu çevrel çemberin arkadaşlar yer çapı. Yani bu çevrel çember kısmı fen lisesi müfredatında var. Ama basit bir bilgi bilseniz bir problem olmaz. A bölü sin A kenar bölü açının sinüsü kenar bölü açının sinüsü kenar bölü açının sinüsü eşittir neymiş arkadaşlar? 2 r. 2 r dediğimizde çevrel çemberin ne arkadaşlar? Çapı. burada sinüsleri bilirsek iyi olur arkadaşlar. Sinüs 30 ne eşit? 1 bölü 2. Sinüs 45 ne eşit? Kök 2 bölü 2. Sinüs 60 neye eşit? Kök 3 bölü 2. Tamam, bunlar derece arkadaşlar. Bu 60 derece, bu 45 derece, bu da kaç derece? 30 derece. Bunların bütünleri eşit arkadaşlar. Yani sinüs de aynı değer eşittir. Sinüs 150 de 1 bölü 2. Sinüs 135 de kök 2 bölü 2. Sinüs 120 de neye eşit? Kök 3 bölü 2. Bütünlerde şunu diyeceksiniz bakın arkadaşlar. Sinüs aynı değere kosinüs eksilisine eşit. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar kosinüs, sinüs teoremi ne zaman yapacağız? Açı kenar ilişkisini böyle karşılıklı görürseniz aklınıza sinüs teoremi gelecek. Bir de çevrel çemberden bahsederse. Çevrel çember dediğim gibi arkadaşlar fen lisesi müfredatında var. <laughs> yani bazı kitaplarda da karşınıza çıkabilir. Şimdi bakın açı kenar birbirine bakıyor arkadaşlar. Bakın kenar x açı 45 kenar 10 açı 30. Normalde bunu dik üçgenden geometrik geometri konusunda da yapabilirsiniz ama biz sinüs teoremiyle çözeceğiz. x bölü sinüs 45 diyeceğiz. 10 bölü açının sinüsü. Sinüs 30 diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra sin 45'in değeri arkadaşlar kök 2 bölü 2. 10 bölü sinüs 30 1 bölü 2. Arkadaşlar bu ikileri sadeleştirebilirsiniz. Buradan işler işler çarpımı yaparsanız ilk eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? 10 kök 2. Bakın ABC üçgeninde arkadaşlar. AB üçgeninde yukarıdaki sorun aynısı arkadaşlar. Sadece üçgeni size çizdiriyor bakın. AB üçgeninde verdiği bilgilere göre AB üçgenini çiziyorum bakın. A diyorum, B diyorum, C diyorum. AB 12 diyor. AC 14 diyor arkadaşlar. BCA şu ortadaki açı arkadaşlar. BCA yani C açısı 30 dereceymiş. Onu dereceye çevirdim. 180 bölü 6, 30. Bize de sinüs ABC soruyor. Şu ortadakini soruyor arkadaşlar. Sinüs X'i soruyor. Bakın açı kenar birbirine bakıyor yine. Ne diyeceksiniz? 14 bölü sinüs X diyeceksiniz. 12 bölü sinüs 30 diyeceksiniz. Bu da 14 bölü sinüs X diyeceksin. 12 bölü sinüs 30 yani 12 bölü ne diyeceğiz? 1 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan içler dışarı çarpım yaparsanız 12 tane sinüs x eşittir. 14 ile 1 bölü 2 çarp 7. Sinüs x e eşittir ne diyeceğiz? 7 bölü 12 diyeceğiz. Biz ne arıyorduk? Sinüs x arıyorduk zaten. A, B, C, B ne arkadaşlar? X, x dedik. Biz sinüs x arıyoruz. Sinüs x 7 bölü 12. Yine arkadaşlar bakın yukarıdaki soruya benzer bir soru. Arkadaşlar zaten trigonometri çözüyorsunuz. Bir ABC üçgeni diye bir soru başlıyorsa muhtemelen teorem sorusu. Ya da daha basit bir bilgi. ABC üçgende diye başlayan soruları ABC eşittir 180 dersiniz. Öyle çözersiniz arkadaşlar. Aklınıza ya bu gelecek ya da teorem gelecek. Tabi buradaki sorular teorem sorusu. Şimdi devam ediyoruz. ABC üçgenini çizdik. ABC yazdık arkadaşlar. Şimdi verilenleri döküyoruz kağıda. AC 11 BC 17. Şimdi bakın açının biri diğerinden 90 derece fazla arkadaşlar. Hangi açı? B'den. Bakın. A açısı şu ortadan buluyorsunuz arkadaşlar. B açısı nin 90 fazlası a'yı verecek. Yani buraya ne diyeceğiz? Buraya x dersek. A açısı neymiş? 90 artı x'miş. Arkadaşlar pi bölü 2 yine dereceye çevirdim. Bakın açı kenar birbirine bakıyor. Hemen ne yapacağız? Yine 17 bölü sinüs. Açının sinüsü diyeceğiz. Yani 90 artı x diyeceğiz. 11 bölü açının sinüsü. Sinüs x diyeceksiniz arkadaşlar. 90 artı x ikinci bölge işaretini artı. 90'ın isim değiştiriyoruz. Orası 17 bölüne gelecek? Kosinüs x gelecek. 11 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Sinüs x. Buradan işler açar çarpma yaparsak. Gördüğünüz gibi 17 tane sinüs x. 11 tane ne gelecek? Kosinüs x gelecek. Bize bakın kotanjant ortadaki b. Kotanjant b. B açısı pardon. Tanjant b'yi soruyormuş arkadaşlar. Tanjant x'i arıyoruz biz. Şimdi tanjant x için bize ne lazım? Sin bölü kos lazım. Bakın sin bölü kos gelmesi için arkadaşlar. Her tarafı neye böleceğiz? Sin bölü kos gelmesi için her tarafı neye böleceğiz? Kosinüs x'e böleceğiz. İşte size sin bölü kos. Burası bakın 17 tane tanjant x oldu. Eşittir 11. Dolayısıyla tanjant x'i eşitleyeceğiz? 11 bölü kaç? 17 eşittir. Devam edelim. Şimdi yine çevre ABC vermiş. ABC üçgeni düdü. Sin A artı sin B 4 sin C. Yani bunu sinüs teoremi olduğu nereden anlıyorsunuz Buradaki sinüsler verdiği için aklınıza sinüs teoremi gelmeli. Şimdi sinüs teoremi üçgenimizi çizelim. Şurada küçük bir üçgenimiz kalsın. A, B, C dedim. Burası b burası A, burası C dedik. Şimdi bakın sinüs teoremi şuydu arkadaşlar. A bölü sin A. B bölü sin B. Eşittir. C bölü sin C. Şimdi şu kısım arkadaşlar şu bilgi oran orantı kısmını ilgilendiriyor. Bakın adam burada sinüs A artı sinüs B demiş. Şimdi arkadaşlar bunun ikisini toplarsanız oran değişmez arkadaşlar. Yani A artı B dedim. Aşağıda da sinüs A artı sin B dedim. Oran değişmiyormuş. Bu oran orantı bilmeniz gereken bir özellik. Eşittir C bölü sin C dedim. Şimdi bakın adam sin A artı sin B'yi ne vermişiz? Burası bakın 4 sin C'ye eşitmiş arkadaşlar. Bunun yerine ben 4 sin C'ye yazarsam bu sin C'ler götürecek. Ve dolayısıyla A artı B ne eşit olacak arkadaşlar? 4C. Ye. Çevre A, B, C'de 25 diyor. Yani abc'nin B, toplamı arkadaşlar ne eşitmiş? 25'miş. E A artı B ne eşit 4C'di. 4C, C daha burası ne olacak? 5C olacak. Eşittir 25. C'yi ne bulacağız arkadaşlar? 5 bulacağız. Zaten bize muhtemelen bunu soruyor. A, B kenar dediğimiz arkadaşlar. Bakın A, B kenar dediğimizde C. Dolayısıyla C kaç diyeceksiniz? 5. Geldik bu soruya. Bakın yukarıda arkadaşlar x, y açılarını vermiş. Sinüs x bölü sinüs y. söylüyor. Aşağıda bir oran vermiş bakın. 3 tane B'de 2 tane DC. Nasıl yazacağız bunu? Buraya 2 kat diyeceğiz. Buraya kaç kat diyeceğiz? 3 kat. Şimdi DC 3 kat. B'de de 2 kat. Şurası da bakın 30 derece ve 40, 45 derecenin gördü de ortak kenar M. Şimdi arkadaşlar yine bakın açı kenar birbirine bakıyor. Sinüs teoremi olduğunu anlamanız lazım. Ne diyeceğiz bakın. Soldaki üçgende arkadaşlar. Soldaki üçgende 2K bölü sinüs x M bölü sin 45 diyeceğiz arkadaşlar. Sağdaki üçgende de 3K bölü sinüs Y M bölü sinüs 30 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle oranlarsanız amacınıza ulaşacaksınız. Bakın K'lar gitti. M'ler gitti. Sol tarafta dikkat edin. 1 2 bölü, bölü sinüs X ve 3 bölü sinüs Y kaldı. O zaman 2 bölü sinüs X'i tutuyorum. Şu sin Y'yi ters çeviriyorum. Sin Y bölü kaç diyeceğiz? 3 diyeceğiz eşittir. Şurayı ters çeviriz arkadaşlar. Sinüs 30 bölü sinüs 45. Şimdi bizim ama burası bakın yukarıda 2 sin y bölü 3 sinüs x kaldı. Sol tarafta. Sağ tarafta sinüs 30 1 bölü 2. Sinüs 45 de arkadaşlar kök 2 bölü 2. Bunlar bizi götürecek. Şimdi buradan sin y bölü sinüs x 3'ü buraya attık. 3, 2'yi sağ tarafa attık. Burası ne oldu? 2, kök 2 oldu. Bize tam tersi sin x bölü sin y'yi soruyor. O zaman bunu ters çevireceğiz. 2 kök 2 bölü ne arkadaşlar? 3. Bakın arkadaşlar 2'yi şuradaki kök 2'nin yanına attım. 3'ü de 1'in yanına attım. O yüzden 3 bölü 2 kök 2 dedim. Bu bulduğumuz sin y bölü sin x'i. Biz ne arıyoruz? Sin, sin x bölü sin y'yi arıyoruz. O yüzden ters çevirdik. 2 kök 2 bölü ne dedik? 3 dedik. Şimdi i̇şte bakın buna benzer bir soru. Yok bu değil. Bir sonraki soru. Şu soru. Şimdi sin alfanın türünden değerini bulalım diyor. Sin alfanın türünden değerini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar sinüs teoreminin olduğunu nereden anlayacağız? Bakın şurada alfa neyi görüyor? X'i görüyor arkadaşlar. Alfa neyi görüyor? X'i görüyor. Büyük üçgende 30 derece yine neyi görüyor? Bakın arkadaşlar. 30 üçgen, büyük üçgende 30 derece neyi görüyor arkadaşlar? Yine X'i görüyor. Şimdi şu üçgende arkadaşlar bakın şu yukarıdaki üçgende sinüs teoremini yazalım. Şurada ne diyelim? beta diyelim. Bakın şu soldaki küçük üçgende, yukarıdaki üçgende sinüs teoremini yazıyoruz arkadaşlar. Şuraya yazalım. m bölü sinüs beta. m bölü sinüs beta x bölü sinüs alfa arkadaşlar. Yazdık. Tekrar soldaki üçgende yazdık. Bakın m bölü sinüs beta x bölü ne yazdık? Sinüs alfa yazdık. Şimdi arkadaşlar büyük üçgene geçiyoruz. Büyük üçgene odaklanalım. ABC B, C üçgenine odaklanalım. Orada sinüs teoremini yazıyoruz. Bakın n bölü sinüs beta x bölü sinüs 30. Şimdi bize neyi soruyor bakın. Bize şunu soruyor. Sin alfanın m ve n türünden diyor. O zaman şimdi ben sağ tarafı sol tarafa oranlarsam amacım ama bakın sin beta'lar birbirini götürdü. Sol tarafta ne kaldı arkadaşlar? M bölü neye kaldı? Şimdi sağ tarafta da arkadaşlar x'ler bölü 3'lük tabi burayı ters çevireceğiz. Burası sinüs 30 bölü ne gelecek? Sin alfa gelecek. Şimdi burada işler işler çarpma yaparsanız m çarpı sinüs alfa n çarpı sinüs 30 olacak. Sinüs 30'un değeri de ne? Malum 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2 diyeceğiz. Buradan sinüs alfa neye eşit olacak? n bölü N'ye eşit olacak arkadaşlar? 2 m eşit olacak. n bölü ne? 2 m. Sin alfanın m ve n türünün değerini bulduk. Şimdi arkadaşlar bu yarım açı formülü. Bunu 12 sınıfta öğreneceğiz. Ama formülünü verdim bakın. Sinüs 2x ne eşitmiş? İki tane sinüs x çarpı kosinüs x diyor. Bize kosinüs x soruyor. Yine bakın açı kenar birbirine bakıyor arkadaşlar. 5 bölü sinüs x diyeceğiz. 7 bölü sinüs 2x diyeceğiz. Yukarıdaki formüle göre sinüs 2x açıyoruz arkadaşlar. Sinüs x'e dokunmuyorum. Sağ tarafa açıyorum. 7 bölü sinüs 2x'e eşitmiş. 2 sinüs x çarpı kosinüs x'miş. Sin x ile vedalaştım. Sol taraf ne oldu? İşleri işler çarpımı yaparsanız. 10 çarpı sin x. Sağ taraf ne oldu? 7. Sin x eşittir. Kaç diyeceğiz? 7 bölü 10 diyeceğiz. Bu çevrel çember sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın hem sağdaki hem soldaki üçgenin çevrel çemberi aynı ortak. Şimdi 7 bölü sinüs x arkadaşlar bakın soldaki üçgende yazdım. 7 bölü sinüs x eğer yazacak bir şey bulamazsanız arkadaşlar eşitliğini edeceksiniz. Çap diyorduk. Çevrensel ben ne diyorduk? Çapı diyorduk. Sağdaki üçgende yazarsak orası da bakın 5 bölü sinüs y. Yine yazacak ikinci bir açı kenar ilişkisi yok. Eşittir diyeceğiz? Çap diyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun ikisi de 2 eşit olduğu için ben bunları ne yapabilirim? Eşitleyebilirim. O zaman ben ne diyeceğim? 7 bölü sinüs x diyeceğiz. 5 bölü sinüs y diyeceğiz. Bize neyi soruyor? Sin x bölü sin y. O zaman bakın sinüs x'i buraya 5'i buraya alacağız arkadaşlar. Sağ taraf Sinüs x bölü sinüs y olacak. Sol tarafta ne olacak arkadaşlar? 7 bölü kaç olacak? 5 olacak. Geldik buna. Bize neyi soruyor arkadaşlar? A, B, X'i soruyor. B, C'yi vermiş. X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar şu boş açıları bulalım. Bakın 130, 20 daha 150. Burası kaç derece? 30 derece. Burası 120. Burası kaç derece? 60 derece. Şimdi <laughs> Şimdi yine bakın sinüs teoremi olduğunu nereden anlayacağız? Bakın arkadaşlar soldaki üçgen ve sağdaki üçgen yine açı kenar ilişkisi mevcut. Hatta bakın burası 130 burası ne arkadaşlar? 50 bunlar da bütünler. Şimdi şu ortak kenara M diyelim. Şimdi soldaki üçgende sinüs teoremini yazıyoruz arkadaşlar. Soldaki üçgende bakın M bölü sinüs 30 pardon sinüs 130. X bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Sinüs 30 diyeceğiz. Şimdi sağdaki üçgene geçtim. M bölü sinüs 50 dedim arkadaşlar. 12 bölü ne diyeceğiz? Sinüs 60 diyeceğiz. Şimdi burada Burada güzel bir şey var bakın. Oranlıyoruz yine. M'ler zaten gidecek arkadaşlar. Sinüs 130 ile sinüs 50 arkadaşlar. Bütünler açı. Bütünler açıların sinüsü bir ile eşitti. Sinüs 130 ile sinüs 150 arkadaşlar. Bütünler açılarda sinüs aynısıydı. Diğerleri eksilisiydi. Bunlar bir eşit. Dolayısıyla ben burada 130 ile 50'yi de sadeleştirebilirim. Sol tarafta bir şey kalmadı. 1 yazıyorsunuz. Şimdi burayı ters çevireceğiz. Bakın x bölü sinüs 30. 1 bölü 2. Burayı ters çevireceğiz. 12 burada kalacak. Sinüs 60 yukarıya çıkacak. Kök 3 bölü 2. Şimdi o zaman yukarısı ne oldu? 1 eşittir. Karşı taraf 1. Ayrıca burası ne oldu? Bakın arkadaşlar. Burası ne olacak? 6. İşler işler yaparsam 6 oldu. Burası da x kök 3 bölü ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Şimdi her tarafı 2 ile çarpıp kök 3'e böleceğiz. X'i bulmak için. 12 bölü ne olacak? Kök 3 olacak. Bunu da eşitlenlikle çarpacağız. Eşitlenlikle çarparsak 12 kök 3 bölü 3 gelecek. Bu da ne eşit işte arkadaşlar? 4 kök 3. Şimdi yine arkadaşlar bir tane ABC üçgen demiş. Hemen üçgenimizi çiziyoruz. Sonradaki bilgileri kağıda döküyoruz. Şimdi ACB. Bakın bu C. Ortadaki açı arkadaşlar. Şurası ne? 60 derece. Ve AB'ye vermiş. 24. Bize çevrel çemberin yarı çapını soruyor. Ne diyeceğiz? 24 bölü sinüs 60 diyeceğiz arkadaşlar. Eşittir ne diyecektik? Yazacak bir şey bulamayınca çap diyorduk. Eşittir 2R diyorduk. Buradan 2R eşittir. 24 bölü sinüs 60 arkadaşlar ne eşit? Kök 3 bölü 2 eşit. Buradan işte işler mı yaparsanız 24 eşittir. 2 r çarpı kök 3 bölü 2 diyeceğiz. 2 ile vedalaşacağız. R ne eşit arkadaşlar? 24 bölü kök 3. Bunu da çarparsanız işte R ne diyeceğiz? 24 kök 3 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 diyeceğiz. İşte size cevap 8 kök 3 diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir diğer başlığımız üçgenin alanı. Biz üçgenin alanı arkadaşlar sinüs yardımıyla bulacağız. Üçgenin alanını sinüs yardımıyla bulmak için bize iki şey lazım arkadaşlar. Bir açı ve açının kolları. Açı alfa. 1 bölü 2 sinüs alfa diyeceksiniz arkadaşlar. Çarpı kollar diyeceksiniz. X çarpı üçgen alanı işte böyle buluyorsunuz. Tekrar 1 bölü 2 sinüs alfa çarpı kollar diyeceğiz. Şimdi şu basit sorulardan başlayalım. Bakın açı 60 kollar da 7'ye 10. Ne diyecekmişiz? Alan eşittir. 1 bölü 2 sinüs 60 çarpı kollar. 10 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 7. Sinüs 60'ın değerini yerleştirelim. Kök 3 bölü 2 diyeceğiz. Buradan 10 çarpı 7 diyeceğiz. 2'ye böldüğünüz ne? 5. Yukarısı ne geldi? Bakın 35 kök 3. Aşağısı ne geldi? 2. Açı 150 bu sefer arkadaşlar. Alan ne diyeceksiniz? 1 bölü 2 sinüs 150. Çarpı kollar diyeceksiniz. Kollarda 4'e kaç? 15. Sinüs 150 arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Ee, 1 bölü 2 eşit. Sinüs 30 eşit. Sinüs 30'da ne? 1 bölü 2. Bütünler açılarda. Sinüs aynı değerde. 4 çarpı 15 diyeceğiz. burada ne gelecek? 15. Arkadaşlar bu formülü dörtgenin alanda da kullanabilirsiniz. Dörtgenin alanda da şöyle kullanacağız. Alan eşittir diyeceğiz. 1 bölü 2 sinüs 60. Köşegenler arasındaki açığı yazıyorsunuz. Çarpı köşegen uzunlukları diyorsunuz. Bakın adam köşegen uzunluklarını zaten vermişiz. A, C, 10. Diğer köşegen ne? 12. Sonra sinüs 60'ın değeri yine köküç bölü 2 diyeceğiz. 10 çarpı 12 diyeceğiz. 4 burası ne? 3. 30 köküç diyeceksin. Şimdi alan A, B, C, D diyor. Tabi alan A, B, C, D olmamış. Burayı düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Alan ne diyeceğiz? Alan A, B, C diyeceğiz. Çünkü alan ABC, B, C. üçgenin alanı. Şimdi bakın A, B üçgenin alanı için şu açının sinüsünü bulmamız yeterli. Zaten burada da ne var? 3, 4, 5 üçgeni var. Bu açının sinüsüne nasıl bulacağız? Bildiğimiz dik üçgenden sinüs alfa karşı 3, hipotenüsüne 5. Şimdi bunu büyük üçgende kullanacağız arkadaşlar. Alan ABC 1 bölü 2 sinüs alfa. Çarpı kollar bakın bir kol ne? 15. Diğer kol ne? 14. Bu da 1 bölü 2 diyeceğiz. Sinüs alfa 3 bölü 5 diyeceksin. 15 çarpı kaç diyeceğiz? 14 diyeceğiz. 15'e böl. Burası ne? 3. 2'ye böldüm. Burası ne? 7. 9 kere 7 ne diyeceksiniz arkadaşlar? 63. Şimdi AB'nin AC oranını vermiş. Şimdi 4 tane B'de yine burayı 3K'ya 4K yazarsak arkadaşlar. B, eşit? 3K. D, eşit? 4K. Dokun sınıf üçgenin alanı arkadaşlar. Şu bilgiyi muhtemelen hatırlayacaksınız ya da biliyorsunuz. Tab yükseklikleri aynıysa tabanlar ulantılı arkadaşlar. Bu üçgenin alanı 3A. Sağdaki üçgenin alanı ne? 4A. Zaten bize sordu da X, Y dersek. A, B, dedik. Bize X bölü Y'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki 3A'nın alanı yazıyorum. Bakın 3A eşit arkadaşlar. 1 bölü 2 sinüs 30 diyeceğiz. Kol X diğer kol ne arkadaşlar? A, D. 30 derecenin kolunu yazıyoruz. Bakın sağ tarafa geçtik. 4 A diyeceğiz. 1 bölü 2 sinüs 45 diyeceksiniz. Açının kolları bir kol Y. Diğer kol ne arkadaşlar? A, D. Şimdi bunu oranlarsak arkadaşlar götürür, götürür, A, D'ler götürür. 2'ler birbirini götürür. A'lar birbirini götürür. Sol tarafta ne kaldı? 3 bölü 4 kaldı. Sonra sinüs 30 arkadaşlar 1 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Yukarıda x, y kaldı. Bu ikiler de birbirine götürür. Biz x bölü y'yi arıyoruz arkadaşlar. Bunu bu tarafa at. Bakın kök 2, 3'ün yanına atıyorsunuz. 3 kök 2. Aşağıda ne kaldı arkadaşlar? 4. İşte size x bölü y. Bu da tersten arkadaşlar. Aynı soruyu. Bakın aynı soru. Aynı soru. Yine buraya yazalım. Bakın burası 2 kat. Buraya ne diyeceğiz? 3 kat diyeceğiz. B de 2 kat. Burası ne? 3 kat. Yükseklikleri aynı olan üçgenler alanları tabanlarıyla orantılamış. Buraya 2A'ya 3A dedik. Şimdi bakın sin x bölü sin y'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi sin x bölü sin y'yi sorduğu için önce şuraya yazıyorum. Bakın 3a yazıyorum. 3a eşittir. 1 bölü 2 sinüs x dedim. Açının kolları ne? Bir kol ad diğer kol gördüğünüz gibi ne? 11. Şimdi 2a yazıyorum. Bu da 1 bölü 2 sinüs y arkadaşlar. Y'nin kolları bir kol 7 diğer kol ad. Bunu oranlarsak amacımıza ulaşacağız. Bakın oranlıyorum. 1 bölü 2'lerle vedalaştım. AD'lerle vedalaştım. A'larla vedalaştım. Sol tarafta ne kaldı arkadaşlar? 3 bölü 2. Sağ tarafta dikkatli bakın. 11 tane sinüs X. Böyle 7 tane sinüs Y kaldı. Şimdi biz sin X bölü sin y arıyorduk. Onu yalnız bırakmak için. Bakın bu 7'yi 3'ün yanına 11'i de 2'nin yanına atıyorsunuz. Yukarıda 21. Aşağıda ne var? 22 var arkadaşlar. Devam ediyoruz. AD ve şu taralarını soruyu arkadaşlar. Şimdi taraların için bize şu açının neyi lazım? Sinüsü lazım. Bu açının sinüsü nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın bu dik üçgen buraya beta dedim. Alfa ile betanın toplamı ne? 90. Alfa ile betanın toplamı 90. Bu da dik üçgen olduğu için arkadaşlar o zaman ben alfa ile betanın toplamı da 90 olduğu için ben buraya ne diyebilirim? Alfa diyebilirim. 3, 4 kaç üçgeni var? 5. Bakın sinüs alfayı buldum arkadaşlar. Sinüs alfa yukarıdaki şu kırmızı üçgenden karşı 3 üç hipotenüs ne? 5. Şimdi bunu taralı alanda kullanacağız yani. Alan A, D, B diyeceğiz. 1 bölü 2 sinüs alfa diyeceğiz. Açının kolları aşağıda ne? 3'e ne diyeceğiz? 15 diyeceğiz. 1 bölü 2 sinüs alfayı ne bulmuştuk? 3 bölü 5 bulmuştuk. 3 çarpı ne diyeceğiz? 15 diyeceğiz. 15'i 5'e böldük. 3 yukarısına geldi. 27 paydadır. Ne kaldı arkadaşlar? 2. Yine benzer soru bakın. 6, 8 ne diyeceğiz? Hemen 10 diyeceğiz arkadaşlar. Bu açıyı bulmamız lazım. Buraya beta dedim. Alfa ile beta'nın toplamı ne? 90. Bakın burası da 90 olduğu için ben buraya ne diyebilirim? Alfa diyebilirim. Sinüs alfa şu kırmızı üçgende ne diyeceğiz? 6 bölü 10 diyeceğiz. Yani 3 bölü 5 diyeceğiz. Şimdi bu sinüs alfayı arkadaşlar taralı alanda kullanacağız. Bakın taralı alan eşittir. Aradaki açının sinüsü 1 bölü 2 sinüs alfa. Kollar 6 çarpı ne? 7. da 1 bölü 2 diyeceğiz. Kolun biri 6 diğeri 7. Sinüs alfa da ne eşittir? 3 bölü 5. O zaman paydamız ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. 6 kere 7 42. 3 çarp. 126 diyeceğiz. Bunu 2'ye böleceğiz. 63 bölü kaç diyeceksiniz alana? 5 diyeceksiniz. Bu sefer sinüs alfayı soruyor arkadaşlar. Yine benzer soru. K 3 K dedik. Burası K'ymış. Burası 3 K'ymış. Ne dedik? Tab yüksekliği aynıysa tabanlar orantılı. Burası A. Burası ne diyeceğiz? 3 A diyeceğiz. Şimdi önce A yazalım. Bakın A ne işte arkadaşlar? 1 bölü 2 sinüs alfa. Sinüs alfayı bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. Bir kol 12. Diğer kol ne? A'cı. Şimdi geçti 3 A'ya arkadaşlar. 3 ada 1 bölü 2 sinüs 60 diyeceğiz. Artık onu direkt yazarım Kök 3 bölü 2. Kolun bir 18. Diğer kol yine AC. Şimdi yine arkadaşlar oranlayacağız ve amacımıza ulaşacağız. Bakın oranladım. AC'den kurtuldum. 1 bölü 2'den kurtuldum. Küçük A'lar gitti. Sol tarafta ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 3. Şimdi sağ tarafta yukarıda hatta şunu da sadeleştireceğiz. Bakın 6'ya bölün 2. 6'ya bölün 3. Yukarıda 2 sin alfa kaldı. Aşağıda da ne kaldı? 3 kök 3 bölü 2. Doğru. Aşağıda ne kaldı? 3 kök 3 bölü 2 kaldı. Şu 3'lere de gitti arkadaşlar. Şimdi burayı ters çevirirseniz ya da işte şaşırdım yapalım. Kök 3 bölü 2 eşittir. 2 sinüs alfa. Buradan sinüs alfa ne gelecek arkadaşlar? Her tarafı 2'ye bölerseniz sinüs alfa ne gelecek? Kök 3 bölü kaç gelecek? 4 gelecek. Kök 3 bölü kaç? 4. Yine meşhur sinüs teoremi üçgen alanı sorularından biri de budur. Bakın. A, E, F arkadaşlar. A, E, F şu üçgenin alanıyla bakın FCD şu üçgenin alanı eşitmiş arkadaşlar. Her ikisi alanı da A dedim. Bu beyaz bölgeye de B dedik. Şimdi burada arkadaşlar dikkatli bakarsanız alan ABC yani şu dikey üçgen ABC üçgeni arkadaşlar alanı ile alan BED mi? Evet. BED'nin alanı arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu? Eşit oldu. Şu açıda bakın ortak açı. Şimdi biz önce alan ABC'nin alanı yazacağız. Bakın şu üçgenin alanı yazacağız önce. Dikey üçgeni. Yani ne diyeceğiz? 1 bölü 2 sinüs alfa. Kollar 6 artı x. Diğer kol ne? 11. Alan B'ye arkadaşlar. Burası 6 burası ne? 15. 1 bölü 2 sinüs Bir kol ne diyeceğiz? 6 diyeceğiz. Diğer kol ne? 15. Zaten 1 bölü 2 sinüs gitti. Buradan sadeleşme yok. 66 artı 11 x eşittir. Karşı taraf 90 oldu. 66'yı karşı atarsak 70, 24 mü? Evet 24. X eşit ne edeceğiz arkadaşlar. 24 bölü ne diyeceksiniz? 11 diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepiniz iyi çalışmalar. Diğer videolarda görüşmek üzere.